Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey kaldığımız yerden devam edelim. Bu dersimizde Q&A soru cevap görseli ve Smart Narrative'e bakacağız birlikte. Şimdi Power BI raporlarımızı sayfalarımızı tasarlarken kullandığımız görseller burada. Custom Visual kullanabiliriz ya da bunları kullanabiliriz ama bir yöntem daha var o da Q&A. Modelimizin içerisindeki sütun değerleri üzerinden ve yazdığımız metrikler üzerinden Power BI'ye soru sorarak görsel oluşturmak mümkün. Kullanacağımız görsel buradaki Q&A görseli olacak. Şimdi Q&A görseli şu an için sadece İngilizceyi destekliyor ve birkaç başka dili destekliyor ama Türkçe aralarında yok. Ama eğer modelimizde Türkçe terimler varsa sütün isimleri olabilir veya sütunlardaki değerler olabilir. İstanbul, İzmir, Ankara kategorilerde ulusal zincir vesaire gibi onları tanıyor. Ama soracağım sorular ya da yazacağım sorular daha doğrusu İngilizce veya desteklenen diğer diller üzerinden olmak zorunda. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Birkaç deneme yapalım. Müşteri kategorileri diye sütunumuz var, tablomuz var ve orada değerlerimiz var structured bir şekilde yani yapısal bir şekilde İngilizce olarak şöyle bir soru soralım. Top 5 müşteri kategorisi. Şimdi müşteri kategorisi bizim modelimizin içerisinde olan bir sütun ismi. Dolayısıyla altını mavi ile çizdi. Bunu anlıyorum demek istiyor bize. By satışlar diyebiliriz. Top 5 neye göre? Satışları da anladı satış büyüklüklerine göre en büyük 5 müşteri kategorisini listeledi. Peki devam edelim soruya. Diyelim ki bay şehir. Bu sefer aşağıdaki görseli de değiştirdi yazdığım cümleye göre şöyle yapalım. Bunu biraz kısaltalım. Bay şehir diyelim. Şimdi şehir sütununu daha önce tipini değiştirmiştik, kategorisini değiştirmiştik hatırlarsanız bir coğrafi bölge olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla şehir diye yazdığımda buradaki coğrafi kategoriyi de hatırlayıp bir harita üzerinde göstermeyi tercih etti. Benzer şekilde buraya bay ülke desek gene bir harita görseli gösterecek bize. Şimdi buradaki soruları farklı bağlaçlar kullanarak as gibi, by gibi buradaki görselin tipini değiştirebiliriz. By şehir as table diyelim mesela bu sefer alttaki harita görselini bir matrise çevirdi. Peki bizim modelimizde olmayan ama modelimizden çıkartabileceğimiz bir soru sormaya çalışalım. Şöyle diyelim bir deneme yapalım. Top 5 müşteri kategorisi by büyük şehirler. Şimdi büyük şehirler diye bir ifade bizim modelimizin içerisinde yok. Şunu bitişik yazalım. Böyle bir ifade bizim modelimizin içerisinde yok. Ama modele tanıtabiliriz. Daha doğrusu Q&A'ya büyük şehirler değerinin ne anlama geldiğini tanıtıyor olabiliriz. Burada kırmızının üzerine geldiğimde altını anlamadığını gösterdi. Üzerini tıkladım. Diyor ki söylediğin şeyi anlamıyorum. Bana yardım et. Şimdi burada büyük şehirlerin ne anlama geldiğini aşağıdaki bölümde tanımlayabilirim. Büyük şehirler refers to yani ne anlama geliyor. Buraya diyelim ki şehir İstanbul, İzmir, Ankara. Ankara'yı tanımadı derken tanıdı onu da. Çünkü şu anda çalıştırdığı algoritma bir nevi bir machine learning algoritması ve Power BI servisiyle de haberleşiyor. Büyük şehri şimdi tanıdığını söyledi. Bunu kaydediyorum. Tekrar soruya dönecek olursak biraz önce yaptığımız tanımlar üzerinden İstanbul, İzmir, Ankara'daki en çok satışı yaptığımız top 5 müşteri kategorisini harita olarak listeledi. Şimdi eğer bu görsel benim için uygunsa ve rapor sayfama eklemek istiyorsam bunu direkt bir görsel olarak sayfaya ekleyebilirim. Devam edelim. Birkaç örnek daha yapalım. Birkaç kabiliyetine daha bakalım. Top 5 ürün adı diyelim. Ürün adını anlamadı. Buraya geleceğim. Buradaki sinonimlerde bizim ürünler tablomuzda ürün ID diye bir şey var. Buraya diyebilirim ki ürün ID dediğim zaman senin anlaman gereken şey ürün adı sinonim eş anlamlı gibi bir ifade. Bunu kapatalım. Bu modeli kaydedip bir bulutta hızlıca yayınlayalım. Çünkü soru sorma işi bulutta kullanıcıların da yapabileceği bir şey. Bunu publish ediyorum. Publish'i yaptı. Raporları bulutta açalım. Şimdi raporları değiştirme yetkisine sahip kullanıcılar raporları oluştururken eğer bir soru soracak olursa ask a question deyip buradan top 10 satış bölgesi diyelim. Satış bölgesini anladı. Bu raporu da kaydedelim. Şimdi kullanıcıların bulut servisinde sorduğu soruları Power BI Desktop'ta biraz önceki ekranda görmek mümkün. Tekrar Power BI Desktop'a geri geliyorum buradaki listeyi tekrar açacak olursam şuradaki review questions altında listelediği sorular buluttan bu raporlara erişen kullanıcıların sorduğu soruları listeliyor. Eğer farklı sorular soruldu, kimisini algıladı, kimisini algılamadı gibi bir durum varsa o zaman buradaki algılamadığı sorulara siz buradan doğru yanıtları da verebilirsiniz. Şu sütunu kullan gibilerinden. Buradaki Suggest Questions kısmı ise şunun için var. Bu görseli ilk eklediğimizde tekrar Q&A'yı bir daha ekleyelim. Hiçbir şey yazmasak bile buraya birkaç tane soruyu direkt öneri olarak getiriyordu. O öneri listesinin buluttaki raporlarda da çıkmasını isterseniz böyle sorular sorabilirsiniz diye son kullanıcıları yönlendirebilirsiniz. Şimdi Q&A tarafındaki özellikler Microsoft'un birçok servisine, birçok uygulamasına Copilot diye bir özellik geldi. Henüz birçok uygulamada ve serviste henüz preview modunda ama yakında GA moduna geçecektir. Muhtemelen Copilot önümüzdeki dönemde buradaki Q&A'in ve birazdan bakacağımız Smart Narrative gibi AI özellikleri içeren görsellerin yerini alabilir veya onların özelliklerini destekliyor olabilir. Buradaki file options'a bakacak olursak options'a geliyorum. Buradaki preview feature'lardan bir kısmı misal Q&A'yı Copilot'la geliştirmek üzere. Copilot henüz preview modunda olan bir uygulama olduğu için biraz beklemeyi tercih edeceğim ama GA olduğunda, özellikleri oturduğunda onun için ayrı bir dersi daha sonra bu modüle ekleyeceğim. Şu anki durumu göstermek için biraz erken bir de nereye evrileceğini görmekte fayda var. Şimdi Smart Narrative de benzer bir şey ama Smart Narrative bazı sayfalarda çalışabilir bazılarında çalışmayabilir. Örneğin daha önce Decomposition Tree'yi eklediğimiz bu sayfaya geldiğimde buradaki Narrative görselini tıklıyorum. Diyor ki ben bu sayfada bulunan görselleri henüz desteklemiyorum. Peki daha önce eklediğim scatter diyagramlarının olduğu sayfada aynı şeyi yapmaya çalışalım. Gene narrative görselini ekliyorum. Buradaki bu sayfadaki görsellerin ne olduğunu anlıyor. Ve on üzerinden bir özet çıkartıyor. Çıkarttığı özet İngilizce. Türkçe desteği dediğim gibi henüz yok. Benim tahminim Smart Narrative komple Copilot tarafından değiştirilir diye tahmin ediyorum ama. Bakalım Copilot GA olduğunda göreceğiz mevcut görsellerim destekliyor yoksa onların yerini mi alacak? Şimdi Microsoft'un machine learning tarafında, AI tarafında bir sürü servisi var. Şimdi o AI servislerini Power BI gibi başka servislerle birleştiriyor. Ama çok da uzak olmayan bir dönemde sorular sorarak, sesli sorular sorarak, umarım Türkçede bunların arasında olur. Bir veri modeline sorular sorduğumuzda bir rapor sayfası oluşturmasak bile insight alacağız gibi gözüküyor. Yaklaşık bir 5-6 yıl öncesinde Microsoft'un Cortana diye bir servisi vardı. Apple'ın Siri'si gibi Windows'un da Cortana'sı vardı. Cortana servisini kaldırdı. Yerine mutlaka bir şey koyacaktır ama ben hatırlıyorum bir 4 sene öncesinde hiç Power BI'yi açmadan bulutta yayınlanmış bir model üzerinden Cortana'ya sorular sorduğunuzda, üstelik de sesli sorular sorduğunuzda yazmanıza bile gerek yoktu size görseller döndürüyordu. Bu alan gelişmeye oldukça açık bir alan. Önümüzdeki dönemde gelişmelerin ne olduğuna göre bu modele mutlaka eklentiler olacaktır diye tahmin ediyorum.